Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Turing'deki bu bursiyerlere verilen hizmet, destek gerçekten çok mutlu ediyor bizleri. Çünkü önceden, bundan yaklaşık işte 50-60 yıl önce zenginlerin konaklarında yapılan eğlenceler, müzikli toplantıların çok daha ilerisi burada yapılıyor. Çünkü her alan var. Psikolojiden, sosyolojiden tutun, müzik, resim, sizler girenler daha iyi bilir. Ben duyduklarımla, Bülent Bey'den duyduklarım yeter. Onun için çok iyi yetişiyorsunuz hayata. Onun için hepinizi kutluyorum. Özellikle de bu toplantıyı devamlı, bu toplantıları da devam edenler, gelenler çok şanslı. Evet, şimdi konumuz elektrikli otomobil. Zaten ilkini bundan 2014'te, yani 5,5 yıl önce anlatmışım. Ondan sonra işte yenileyerek, önce elektrikli otomobilin dünü, bugünü diye başladık. İşte geleceği dedik. Şimdi en sonunda elektrikli otomobil. Biliyorsunuz Türkiye'nin elektrikli otomobilin elektrikli olmasına karar verildi. Önceden hibrit bir araç alınmıştı. Bundan yaklaşık 3 yıl önceki bakan zamanında. O zaman bir 3 sayfalık yazı yazmıştım ben. Şimdi neyse, tam doğru yolu buldular. Bizim yazımız etkisi oldu mu olmadı mı onu Allah bilir ama İnşallah okuyan olmuştur. Şimdi evet, bir geçelim. Ben mi geçebiliyorum, sen mi geçeceksin? Evet. Şimdi bizim anons yapılan, işte duyurulan otomobilin resimleri bunlar. Bunlar var zaten. Şimdi otomobil, çok kısaca, otomobil kendi kendine giden demek. İki kelimenin bileşiminden meydana geliyor. Aslında atlar götürdüğü için daha önce at arabalarında, onun için kendi kendine giden anlamında o dönemde bu isim, otomobil ismi konmuş. Şimdi önce sanayi devrimine, endüstri devrimine çok kısa bir bakalım. Biliyorsunuz insanlık tarihini değiştiren çok önemli bir olay bu sanayi devrimi. Ve ilk başlangıcı da buhar enerjisinin kullanımıyla başlıyor. Buhar enerjisi ilk başlarda tekstil makinalarında kullanılıyor, fabrikalarda daha iyi iplik yapabilmek için. Daha sonra denizde kullanılıyor, gemilerde. Ve İngiltere'nin işte bütün dünyada sömürgeler yapıp Avustralya'dan Kanada'ya kadar, birçok Hindistan'a kadar ülkeleri sömürge yapıp sömürmesi de bu şekilde gemi teknolojisini, savaş gemileri yapmasıyla olmuş. O da buhar enerjisiyle olmuş. Şimdi aslında bütün tarihçiler arasında bir fikir birliği yok. Bazıları işte sanayi devriminin şu tarihte başladığını söylüyor biri. Ben 1750'yi kabul ediyorum. Çünkü 1750'de ilk defa James Watt kullanıyor gemilerde. Ondan daha önce patentini alan buhar makinesinden bir bilim adamı var. Daha sonra İngilizler Babür İmparatorluğu'nu alıyor, fethediyorlar. Ama ondan önce Fransa fethediyor. Bu devletler, Almanya biraz geride kalıyor. İngilizlerle Fransızlar dünyayı sömürge haline getirmek için yarış halindeler 1900 yıllarından sonra. 1850'lerden beri. Hindistan'ı 1858'lerde fethediyorlar. Babür İmparatorluğu fethediyor demeyelim, işgal ediyorlar Fransızlar. Ama İngilizler gemileriyle gelerek Fransızları yenerek bütün Babür Şah'ın hazinelerini ülkesine götürüyor. Tabii bunun içinde Cezeri'nin, biliyorsunuz Cezeri diye çok önemli bilim adamımız var, mühendis, çok güzel keşifleri, çizimleri var. Onun da bütün kitaplarını götürüyorlar İngiltere'ye ve çok hızlı bir şekilde sanayi devriminde ilerleme oluyor. Şimdi bakın, sanayi devriminde birinci sanayi devrimi diye kabul edilen 18. yüzyılın sonları, yani 1750'lerden işte 1900'lere kadar ilk başlangıcı buhar. Sonra elektrik kullanımıyla 20. yüzyılın başlarında ikinci sanayi devrimi deniyor. Üçüncü sanayi devrimi de üretimde bilgisayarların kullanılmasıyla ve dördüncüsü de işte biliyorsunuz özellikle 4.0 deniyor. Endüstri 4.0 diye anons edilen. Bu da bilgi teknolojileri. Mesela nasıl bir şeydir? Bu çoğunuz dinlemişsinizdir ama mesela diyelim ki bir parça yapılıyor. Diyelim direksiyon mili yapılıyor. Bunun mil kısmında, işte dişli kısmını imal eden makinede bir arıza var. O arızanın yapılana kadar imalatı yavaşlatıyor. Sistemi kendisi otomatik olarak kontrol ettiği için. Diğer bölümlerde, çünkü hızlı çalışsa, işte direksiyon kutusuydu, mili, birçok şeyler daha fazla imal edilip stok problemi çıkacağı için o imalatı yavaşlatıyor, hepsini yavaşlatıyor. Böyle akıllı sistemler gelişti, halen kullanılıyor dünyada. Bundan sonra bunlar çok yaygınlaşacak. Şimdi gelelim
Şimdi ilk 1771'de, bu 1773 yıl size neyi hatırlatır? Var mı İTÜ'den olan? Evet. İTÜ'nün kuruluşu 1773. 1771'de ilk başta tekstille başlanıyor, buhar makineleri kullanılarak ve ivmeyle 1853'lere kadar hızlı bir şekilde gelişim oluyor. Sonra demir yolları biliyorsunuz 1825'te İngiltere, Fransa, Almanya'da çok üçü birden yarış halinde demir yolu yapıyorlar. Osmanlı da demir yolu yapıyor, o ülkelere yetki veriyor, yapılıyor. Sonra otomotiv sanayi 1886'da biraz daha anlatacağız. Otomotiv 1913'lerden sonra çok hızlı bir gelişim gösteriyor. 69'dan sonra biraz durağan bir dönemi var. Sonra bilgisayar, sonra nanoteknoloji, sonra bunların hepsinin bileşimi. Mesela tekstil de nanoteknolojiyle çok büyük bir değişim içine girdi. Demir yolları biliyorsunuz yüksek hızlı demir yolları. Otomotiv sanayi işte bugün biraz daha göreceğiz detaylarını. Çok değişik yani otomobilden farklı bir sistem yani insanı kendisi alıp bir yere bırakıp geliyor. Yani bizim eski bildiğimiz otomobillerle çok fazla ilgisi yalnız dört tekerlerin olması. Bilgisayar teknolojileri aynı şekilde çok büyük hızlı bir gelişim gösterecek. Zaten gösterdi, bundan sonra katlanarak büyüyor. Evet, şimdi bu buhar enerjisiyle çalışan Cugnot isimli bir Fransız mühendisin yaptığı bir otomobil denir mi bilmiyorum. Çünkü tekerlekleri biliyorsunuz ray üzerine gitmeye uygun. Çünkü o zaman karayolu yok. At arabaları için yollar var, toprak yollar. Sonra ilk elektrikli otomobili 1882'de yapıyor iki İngiliz asıllı bilim adamı. Bu ilk otomobilin atası kabul ediliyor. 1885-1886 bazı kaynaklarda ikisi de var ayrı ayrı. Herhalde 85'te başlayıp 86'da patentini falan aldılar ki Daimler diye meşhur işte Mercedes markası olarak çıkıyorlar. Bunlar 100. yılda 1986'da kullanmıştı. Hatta pul bile basılmıştı. Evet, şimdi bu daha önceki otomobiller son derece az sayıda yapılan ve pahalı mamuller. Çünkü el imalatı, nasıl Rolls-Royce gibi çok önemli araçlar az sayıda yapılır, pahalıya mal olur. Bunu Henry Ford 1908'de çok önemli bir değişim yaparak buna otomobilde, otomotiv sanayide birinci dönüm noktası diyoruz. Ucuzlatarak böyle herkesin alabileceği seviyeye getirdiği yürüyen seri bantta imal ederek. Sonra otomotivde ikinci dönüm noktası geliyor. Bunu da Japonlar yaptı. Toyota'nın öncülüğünde Toyota başlattı bunu. Amerika'daki 1969'larda Amerikan otomotiv sanayi bir dev, 3 tane büyük şirketi var. Gidiyor bunlar Japonlar, Toyota şirketi inceliyor. Bakıyor ki çok büyük zaafları var. Çünkü büyük stoklarla çalışıyor. Maliyetleri çok fazla pahalı. Onun üzerine bunu kendi sistemlerinde uyguluyorlar. Toyota'da ve diğer Japon şirketleri. Sonra Amerikalılar bunun nasıl olduğunu ortaya çıkarıyorlar. 1993'te ben Otomotiv Sanayi Derneği'nde çalışırken bu tercüme edilerek kitabı Türkçe'ye tercüme ettik. Ve bütün otomotiv sanayi firmalarının yanı sıra diğer makine sanayi şirketlerinin hatta günümüzde bütün şirketler bu yalın üretime uygun üretim yapıyorlar. Çünkü uygun yapmazlarsa çok pahalıya mal ederek rekabet edemiyorlar diğer şirketlerle. Şimdi üçüncü dönüm noktası bizi ilgilendiren. Özellikle sizi daha çok ilgilendirmesi lazım. İş hayatına atıldığınız zaman bundan 2-3 sene sonra göreceksiniz ki çok büyük bir dönüşüm başladı. Nasıl başladı? Bunun belirtileri ne der? Bir kere zaten öncelikle sürücüsüz araçlara geçilmesi. Bu teknik olarak mümkün ama biliyorsunuz daha yollarımız falan buna tam uygun olmadığı için daha geçilemiyor tam olarak. Otopaylaşım sistemi. Şimdi herkes bir otomobil alır. Ben bir hesap ettim. Anketler yapılıyor zaten. İşte ben otomobili günde kaç dakika kullanıyorum? 15 dakikada ben evim Maslak'ta. Oradan üniversite Ayazağa'da geliyorum. 15-20 dakika. Bilemediniz yarım saat deyin. Yarım saatte arabamı park ediyorum otoparka. Gidiyorum okula, dersime giriyorum. Akşam bittikten sonra giderken yarım saatte de eve gidiyorum. Demek ki günde bir saat kullanıyorum. 12 saat ayakta kaldığımızı kabul edersek demek ki bu 11 saat boş. Boşuna duruyor araba orada. Şimdi bu kadar para bağlayacağımıza, bu şimdiki yeni düşünülen sisteme göre siz cep telefonunuzdan tuşlasanız, araç otoparktan gelse kapınızın önüne hangi saatte geldiği zaman sinyal veriyor, biniyorsunuz, gidiyorsunuz istediğiniz yere, arabayı park etme derdiniz de yok. Araç kendisi gidiyor bir yere, sonra o civardan çağıran kim varsa onun hizmetine gidiyor. Bu şekildeki araçlar çok yaygınlaşacak. Bundan sonra hepimiz bunu göreceğiz.
Elektrik, özellikle elektrikli şarj istasyonları burada çok önemli. Hazır petrol istasyonları var, benzinci dediklerimiz. Onlar zaten dönüşerek, tabii ki bu bizim şimdi kötü bildiğimiz böyle yağlı sistemler değil. Belki güneş enerjisini alabilecek işte paneller yapılacak. Hatta belki işte rüzgar türbinleri yapılacak. Bu şekilde onlar da dönüşerek hazır şehir içinde kurulmuş sistemler var. Bunlar değişerek bu şekilde elektrikli şarj işi de problemler çözülecek. Yani bundan 5 sene sonra dünya, Avrupa'da çok rahat göreceğiz bunları. Amerika'da özellikle Kaliforniya çok önde gidiyor bu konuda. Türkiye'de de bunlar yaygınlaşacak. Eğer mühendis olanlar veya diğer bir tek mühendislere iş çıkmıyor otomotiv sanayide, İşte iktisatta okuyanlar, pazarlamada okuyanlar, reklamcılıkta okuyanlar, herkese iş çıkacak. Onun için bu konularda eğer daha iyi takip ederseniz gelişmeleri size yardımcı olur. Şimdi ilk elektrikli otomobil, aslında dünya bu kişiye çok şey borçlu. Elon Musk biliyorsunuz önemli bir insan, biraz dahi bir insan. 2008'de eğer bu elektrikli otomobili çıkarmasaydı birçok insan olur mu filan. Çünkü 1994'te General Motors diye bir şirket var biliyorsunuz, GM, dünya devi. 1994'te bir elektrikli model çıkarıyor. Son derece başarılı o günkü şartlara göre. Yaklaşık 5000 tane yapıyorlar. Bunu filolar halinde büyük şirketler alıp kullanıyorlar. Ama petrol devleri buna mani olarak elektrikli otomobili kim öldürür diye filmi bile var. 2006'da çevrilmiş bir film. Geçen konferanslarda bundan bahsetmiştim. Şimdi bu çetenin diyelim ki mani olmaya çalışan bir grubun bütün tepkilerini göze alarak bunu ortaya çıkarıyor. Bu çok özel bir araç. Çünkü alüminyum esaslı, çok pahalı. 300 bin dolarlar civarında fiyatı. Bunu çıkardıktan sonra bakın bu araçların hepsi çıkıyor. Nissan Leaf 2010'da, 2008'de öbürü çıkardı diye. Nissan özellikle Amerika'da satmak için bu elektrikli modelini çıkarıyor. Sonra Renault'la zaten Nissan müşterek ortak çalışıyorlar. Onlar hemen hemen aynı aksamları kullanan bir otomobil yapıyor. Bu Türkiye'ye geldi. Benim eski aracım bundandı. Sonra BMW çıkarıyor. Şimdi Alman markaları özellikle bir çıkardığı modeli öyle kolay kolay vazgeçip bu olmadı pardon yeni model çıkarayım demez. Mercedes, BMW bunlar çok, Audi gibi şirketler çok dikkatli incelerler ve bir daha da geri dönüş yapmazlar. Bu BMW'nin bunu çıkarması bence bu işin kalıcı hale gelmesini, yani elektrikli otomobillere geçişin başladığının en önemli göstergesi. Bu çünkü karbon elyafından yapılan çok pahalı bir araç ve güzel bir araç ama menzili biraz kısa. Bu smart ne demek biliyorsunuz herhalde, smart'ın akıllı demek ama buradaki anlamı şu, bu Swatch'un şeysi, ilk harfi, Mercedes'in iki artta sanat, bunların birleşiminden smart diye marka çıkarıldı bundan önce. Yani 2000 başlarında vardı, 2000'in başlarında. Sonra Mercedes bunu 2017'de tamamen elektrikli hale çevirdi. Şimdi işlem alı motorlu smart yok. Hepsi elektrikli. Zaten birçok kişinin savunduğu da bu tür araçlar daha iyi satılır diye. Ama Türkiye'de biraz sonra göreceğiz. Başka bir modele gidildi. Onun da gerekçesini konuşacağız. Bu Jaguar'ın I-Pace'i işte bu şeye muadil olarak, Tesla'nın o spor modeline ilk gösterdiğim resme muadil çıkarılmış. Oldukça güzel bir araç bu da ama çok pahalı, 300-400 bin mertebelerinde. Bu ileride belki sizlere de iş olabilecek, iş kapısı olabilecek, ben öğrencilere de tavsiye ediyorum. Şimdi düşünün 5 sene sonra büyükşehir belediyeleri karar alacak, şehir içine araçları sokmayacaklar, işlem alı motorlu araçları. Şimdi sizin de pahalı bir aracınız var, 300-400 bin mertebesinde aracınız çöpe gidecek. Onun için dönüşüm, Amerika'da çıkmış bir şirket ama öyle 150 bin dolara falan yapıyor. Bunları ucuza dönüştürebilen şirketler iş yapacak. Mesela bakın bu Toyota Corolla, bunu Türk bir Önder isminde, Önder Yol, çok iyi de arkadaşımdır, bu işleri çok iyi anlayan bir insan. Bunu dönüştürdü ama bunu satamadı çünkü fiyat çok pahalı. Ben Tesla'nın kullandığı bütün aparatları kullanırım, bütün şey ekipmanları kullanıyorum diyor ama önemli olan bir şey yapmak, mühendislikte uygun fiyatla yapmak, satılabilecek ürün yapmak. Bu çok pahalı geldi Türkiye'ye. Destek de alamadı maalesef o dönemki. İşte gittiler hibrit aracı aldılar. Bundan işte 5 sene oldu değil mi? O bir bakan bu hibrit bir araç şey almıştı. İsveç'ten bir model aldılar Saab'tan. Mesela bunu destekleseler daha da iyi yerlere gelebilirdi ama biraz sonra anlatacağım. Önder Yol'un daha güzel geliştirdiği sistemler var. Bu işte.
Elektrikli traktör, o Önder Yol, bundan önceki resmini gösterdiğim aracı yapan şirket, Ziraat Bankası ile ortak şirket kurdu, Ziraat Yol diye. Elektrikli traktör yapıyor. Dünyada ilk bu. Yakında verecekler piyasaya ve Ziraat Bankası işte krediyle köylülerimizin, çünkü organik ürün yapmak için mazotla falan çalışan kirli bir aracın toprağı, çevreyi kirletmesi uygun değil. Onun için bu şekilde elektrikli traktörler geliştirildi ve dünyada önce olacak Türkiye. Sonra gelelim elektrikli kamyon. Türkiye'de yapılan bir kamyon bu. Otosan'ın fabrikası var biliyorsunuz İnönü'de, Eskişehir'de. Bunu da yine çıkarmak için Mercedes ile Ford hazır modelleri varmış, geliştirmişler. Zaten dünya devi şirketler bir ürünü hazırlarlar, hemen çıkarmazlar. Ama Tesla biliyorsunuz elektrikli bir tır çıkardı, semi-truck. O çıkınca hemen bunlar erken aldılar. Mercedes de tanıttı, insansız ve bu da Ford'un Türkiye'de yapılacak olan aracı. Yani gidiş bir tek otomobili değil, traktör ve tırlarda dahil, hatta otobüsler. Çünkü şehir içinde çalışan araçlar emisyondan dolayı insanlara çok zarar veriyor. Egzoz emisyonları kirli. Onun için otobüslerde de hızlı bir değişim olacak. Evet, şimdi 2040 yılında bir tahmin edelim. Ne olacak? Şimdi bu tahminlerde 2040 yılında bataryalı, yani akülü, bu lityum aküsü kullanan araçların oranın %30 olacağı tahmin ediliyor. Yakıt hücreli araçların hidrojenden alıyor enerjisini, %23 civarında olacağı tahmin ediliyor. Hibrit motorlular %25, işleyen mallarda %22 diye tahmin. Şimdi bu tahminlerin bazıları doğru çıkıyor, yakalıyor, bazıları hiç yakalayamıyor. Mesela ben 1979'da şirket kurdum. İTÜ'deki 3 hocamla birlikte iş adamlarını aldım. Elektrikli otomobil yapmak için şirket kurdum. Tam sizlerin yaşındaydım o sırada. Biraz fazla girişimciymişim demek. Erken öten horozun hani boğaz şey olur uygun zamanda. Erken öttük biz herhalde. Belki ben bundan işte 10 sene, 15 sene önce başlasaydım, 2000'lerde başlasaydım çok daha uygun ortam bulurduk ama o dönemde işte temsilciliğe döndük, akü yapalım dedik. O da ihtilal oldu 12 Eylül 1980'de. O yüzden akü de yapmadık ve temsilcilik yaptık. İki Alman şirketin temsilciliğini yürüttük. Sonra da öğretim üyeliğine geçtik. Şimdi burada dikkat ederseniz bunlar hepsi tam olarak tutmayabilir. Şunun için söyledim, 1980'deki tahminler şöyleydi. 2000 yılında araçların %50'si elektrikli olacaktı. 2000'de, bakın 2000'i geçeli 20 sene oldu. %50'si falan olmadı, bırakın %3'ü bile değil daha. Yani bunlar tam da tutmayabiliyor. Çünkü alışılmış klasik şirketler bunu istemiyorlar hemen dönüşümü. Ama şimdi çevre bakımından insanlarda çok büyük bir bilinç uyandı ve inşallah bir an önce elektrikli otomobillere dönüş olacak. Sıfır emisyonlu araçlar diyelim. Şimdi neden bu önemli? Eğer ilk başta, daha önceki konferanslarımda anlatmıştım, ilk otomobiller akülü. Yani elektrikli otomobiller olarak 1900'lerde yapılıyor. Hatta Edison'un bir elektrikli taksisi bile var. Şimdi işleyen bulunan motorlar kullanılmaya başlanınca menzili daha uzun tabii. Daha fazla güç veriyor. O zamanlar daha marş motoru yok. Marş motoru buluyor. Sonra geri vites, vites veya geri vites, ikisi de yok. Araçlar yalnız düz hızla gidiyor. Ama elektrikli araçlar ileri geri gitmede son derece kolay. Yalnız akımın yönünü değiştirirseniz ileri geri gidebiliyor. O dönemde işleyen motorlar, petrol devleri ortaya çıkmaya başlıyor. Desteklediği için insanoğlu terk ediyor ve işleyen motora geçiyor. Eğer ta o dönemde, yani 1910'larda eğer aküler fazla yeterli gücü vermese de kullanılsaydı, bugünkü hastalıkların, bugünkü bu iklim değişikliklerinin birçoğu olmayacaktı. Maalesef çok yanlış kararlarla böyle dünya petrol devlerine, ilaç devlerine, bir de şeyleriyle, yönlendirmeleriyle yanlış yönlendiriliyor. Şimdi insanlar bilinçlendiği için bence bu oranlar inşallah 2040'larda yakalanacak. En azından bizde yakalanamazsa zaten Avrupa'da, Norveç'te buna yakın oranlar zaten var. Hibrit motorlar geçici bir çözüm. Çünkü hem işleyen motoru var hem elektrik motoru var. Arıza yapma ihtimali de daha yüksek. Şimdi benim otomobil öyle, geçici bir otomobil aldım. Yani 200 seneliğine inşallah elektrikli Türkiye'nin otomobili, şimdiki başlayacağımız konu da bir otomobil alacağız. Şimdi bakın, burada ileride sizlerin çok iyi bilmesi gereken bir petrol savaşları. Niye savaşlar çıkıyor? Niye Orta Doğu'da hep böyle olaylar çıkıyor? Enerjiden dolayı. Bakın şimdi şurası Çin.
Burası Afganistan. Bunlar lityum olan yerler. Bakın Çin, Afganistan, Bolivya, Arjantin, Şili. Şurası Arjantin. Şurası Şili, ince olan, bakın kıyıda. Şurası da Bolivya. Eğer takip ettiyseniz 2019'da Bolivya'da bir ihtilal oldu. Amerika yönetimine yakın birini başa getirdiler. Çünkü lityum var orada. Dünyanın en çok lityumu Çin'le Bolivya'da. Afganistan'daki bilinmiyor. Afganistan'dan Amerika'nın çıkmamasının sebebi lityum kaynakları olduğu söyleniyor. Şimdi Şili'de var, Arjantin'de var. Şili ile Arjantin'in ikisi de tamamen Avrupa kökenli insanlardan, daha önce işte oraya giden İspanyolların götürdüğü insanlardan meydana geliyor. Halkın %80'e yakını. Ama Bolivya tamamen Güney Amerika yerlilerinin bir ülkesi. Orayı da hallettiler. Şimdi bakın dünyada hepsi Amerika'nın kontrolüne girmiş gibi. Çin girmedi. Çin'i de onu da bir şekilde hallettiler. İşte virüslerle falan. Şimdi onun için insanlar çalışırken bütün bunları göz önüne almanız lazım. Yani büyük oyunlar var dünyada. Ben hiçbir zaman komplo teorilerin hepsine de inanmıyorum. Çok saçma sapan şeyler de söylüyorlar. Ama bunların bazıları da doğru. Onu da bilin. Evet, şimdi lityum önemli bir element. Bakın şurada hidrojen bu. En basit metal ama alkali metal bu. Lityum. İki atomu var. Son derece basit bir yapıda ve çok güzel elektrik akü imalatında çok uygun bir alkali metal. Evet, şimdi gelelim. Akülerin bakın şu en altta yuvarlak gördüğünüz şu. Kurşun asit akü, nikel kadmiyum akü, nikel hidrojen bateri ve lityum iyon veya lityum polimer de var ama lityum polimerin güvenlik bakımından bazı sıkıntıları var. O da yenilecektir. Gittikçe gücü artırılıyor, maliyeti de düşüyor. Yani gelecek, şimdilik akülerle de görünüyor. Yakıt hücreleri ikinci aşamada kalıyor. Şimdi lityum iyon pillerin bir kere fiyatları gittikçe düşüyor ve ileride katı elektrolit pillere de geçiş hedefleniyor 2025'e doğru. Hem güç çok artacak hem çok kısa sürede şarj edilebilecek. Onun için lityum aküler oldukça önem kazanacak. Evet, şimdi bir kere ortalama kapasitesi 150 watt saat kilogram olarak şimdiki halde. Ortalama fiyatı 200 civarında. Bu gittikçe düşüyor. Yüzlere düşecek. Hatta belki ileride çok imalatçı çıkması durumunda daha da düşük fiyatlara gelebilecek. Şimdi yakıt hücreli otomobiller var. Bu Hyundai'nin geliştirdiği, kullandığı bazı şirketlerde de var yakıt hücreli. Hidrojeni kullanarak elektrik enerjisine çevirerek kullanılabiliyor. Henüz daha çok pahalı olduğu için çok yaygın kullanımı yok. Bu Türkiye'de yapılan, bu biraz önceki bahsettiğim Önder Yol'un DMA dediğimiz şirketinin şu. Boren var. Boren Üssü birlikte bakanlık desteğiyle, TÜBİTAK desteğiyle bir araç geliştiriyorlar. Bu yakıt hücreleri henüz 5-10 kW civarında yapılabiliyor. Onun için hibrit bir araç gibi oluyor. Yakıt hücresinden siz 5-10 kW arasında bir güç elde ediyorsunuz. Pile dolduruyorsunuz, aküyü şarj ediyorsunuz. Devamlı giderken yolda aküyü şarj edebiliyor. Ama ileride yüksek güçlerde yapılırsa tek başına da otomobili hareket ettirmeye yetecek güçlere erişebilecek. Evet, şimdi otomobil kullanımının geleceği. Buraya niye boş çıktı burası? Ha, şöyle ayarlanmış, tamam. Şimdi bir kere ileride %40'ı otomobil kullanımının ülke büyük şehirlerde %40'ı sürücüsüz araçlarla olacağı tahmin ediliyor. Kat edilecek mesafenin de 1/3'ü paylaşımlı araçlarda. Yani kendisi bir sahibi yok, bir şirket kiralayacak. Sonra Avrupa'da yılda 18 milyon araç satılıyor. Bu 24 milyona çıkacak. Nasıl çıkacak? Çünkü paylaşımlı araçlar çok kullanılacak ve çok hızlı bir sirkülasyon olacak. Yani kısa bir senede, iki senede zaten modeli gelişecek, arıza yapacak. Çok fazla kullanım olduğu için yenilenecek sık sık. Ayrıca da çok hızlı bir dönüşümle çok daha yeni modellerin geliştirilmesi mümkün olacak. Gelelim Türkiye'nin elektrikli otomobiline. Geçenlerde tanıtılan otomobil bu. Birçok kişi, özellikle devrim otomobilini sizler belki bilmiyorsunuzdur. Size çok kısaca anlatayım. 1960'taki 20 Mayıs ihtilalinden sonra bir ihtilal hükümeti kuruldu. Bu ihtilal hükümetine işte o dönemin mühendisleri, İTÜ'deki mühendisler giderek Erbakan başkanlığında galiba, Erbakan da çok burada Necmettin Erbakan'ın rolü olduğu söyleniyor. Bir otomobil yapalım deniyor. Yapabilir misiniz diyor. İşte bir bütçe çıkarılıyor. 4 ayda
yapıyorlar otomobili. 4 tane otomobil yapılıyor Eskişehir'deki lokomotif fabrikasında. Şimdi o dönemde ihtilal hükümeti olduğu için hükümete karşı olanlar devrim otomobilini baltalamak için basında her türlü yazı, her türlü yalan haberi yayarak Türkiye'ye büyük zarar aslında. Ben iki görüşü de, yani ikisi de taraftar insan olabilir ama bu şekilde teknik bir ürünü kötülemekte kullanmak çok yanlış. Eğer biz 1961'lerde Güney Kore ile aynı durumdaydık otomotiv sanayide, onlar da daha sıfırdan başlamışlardı. Güney Kore ne durumda bakın, şimdi biz ne durumdayız ona bakalım. Onun için çok büyük bir hata. Aynı şekilde bu otomobilde de o çekişmelere kurban gidecek gibi görünüyor. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani onun için her şeyini kötü diyenler var. Yani yok hayali öyle bir araç olmaz diye. Ama en son geçen hafta açıklama yaptı Gürcan Karakaş. Onun dediğine göre akü Çin'den alınacak. Ondan sonra işte elektrik motoru Bosch'tan alınacak. Şimdi o ürünlere kısaca bakalım. Bir kere ilk prototip yaptırılması son derece uygun, dışarıda birine yaptırılması. Çünkü prototip imalat ayrı bir iştir. Seri imalat yapan bir fabrika işini bırakıp da prototip, yani prototip kaç tane demek? İşte 3, 5, 10 tane yaparsınız en fazla. Bir örnek, yani numune şey yapıyorsunuz, araç yapıyorsunuz. Ama bizde Tofaş'ın, yani Fiat'ın, Renault'un kendi prototip yapım atölyeleri vardır ama bu ek maliyet. Ama mesela İtalyanlar bu konuda uzmandır. Bu şirketi kuruyorlar, Pininfarina. %76'sı da Hintli Mahindra şirketinin, çok büyük bir otomotiv devi bu. Yani millet İtalya zannediyor şirketi, halbuki İtalyan şirketini Hintliler almışlar. Bu şirket prototipi yapıyor. SUV olarak, yani Sport Utility Vehicle diye düşünülüyor. O pazar açık. Çünkü düz bir otomobilde, sedan otomobilde çok fazla model var. Rekabet çok fazla. Ama bunda pazar açık olduğu için bu seçiliyor ilk başta. Belki ileride daha küçük modellerde seçilebilir. Akümülatörün de öncelikle biz yapacağız falan diye lafları vardı. Biz yaparsak çok pahalıya mal ederiz. Onun için Çin'den alınması bence uygun. Ama Çinlilerle ortak bir fabrika kurulabilir. Ürün geliştirmeyi birlikte yapabiliriz. Ve ayrıca da elektrik motoru çok önemli. Çünkü elektrik motorlarının verimi yaklaşık %97. İşleyen yanmalı motorun verimi %33-34. Dizel motorunki biraz daha fazla, %42'ye yakın. Ama elektrikli motorun %97 gibi çok yüksek bir yan. Yalnız %3'ü ısı enerjisine dönüşünüyor. Diğerini hareket enerjisine çevirebiliyorsunuz. Bosch bu konuda dünyadaki en iyi şirketlerden biri. Siemens, Bosch, Mitsubishi mesela Japonya'da. Bunlar çok pahalı ve çok kaliteli, verimi yüksek motorlar yapabiliyorlar. İlk başta Bosch'tan alınacağını söyleniyor. İleride biz bunu, Türkiye'de birçok fabrika var da elektrik motoru yapan firma var ama stasyoner motor yapıyor. Yani otomobil motoru yapamıyor daha henüz. Yapılabilir ileride. Dünyada zaten elektrikli otomobiller için motor yapan şirket sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Ondan fazla değil. Evet, şimdi yapılması gerekenler, bir kere önümüzdeki güze doğru, yani sonbaharda zaten marka için çalışmalar yapılacakmış. O markanın tanıtımı insanların aklına yer etmesi için mesela Türkiye'de Anadolu yaptılar. Anadolu halk oylamasıyla seçildi ve güzel bir isimdi, değil mi? Anadolu diye çok iyi tuttur. Belki hala görüyorsunuzdur, yollarda dolaşıyorlar. Bir isim seçilmeli ve insanların kafasında iyice bu marka yer etmeli. Çinlilerle ortak şirket kurulabilir, patent alınabilir. Çünkü Çin özellikle lityum akülerde dünyada bir numara. Elektrik motorunun da Türkiye'de geliştirilmesi için çalışmalara başlanıp yapılabilir. Ve ayrıca da seri imalata geçene kadar, yani niye kötülüyor insanlar dışarıdan bilmeyenler? Bir şey yapılmıyor bunlar, yani orada boş oturuyorlar falan deniyor. Yer tahsis edildi, çok güzel bir yer. Tam denize yakın olmasından dolayı ihraç imkanları çok iyi, gemilerle gönderilebilecek yurt dışına. Ve bu sıralarda da dünyada çok büyük açık var, elektrikli otomobil açığı var. Ama bundan 5 sene sonra dünyada 35'e yakın, hatta en son 4-5 marka daha okudum, yeni devreye giriyor. 50'ye yakın elektrikli otomobil markası çıkacak. Biraz önce o söylediğim markalar zaten hepsi birbirinden dev şirketler. Onun için Türkiye'nin hızlı davranıp bir an önce bu işe girmesi lazım. Şimdi Türkiye otomobil devlerine bakalım dünyada. Şimdi bakın, bu General Motors, bir sürü markası var.
Bu Japon Volvo'yu satın aldı. Bu Çin firması Volvo İsveç onu satın aldı. Volkswagen grubunun çok iyi markaları var. Hyundai'nin Kia'sı var. Hyundai'den başka tabii kendi zaten ana markası var. Toyota'nın var 3 tane modeli. BMW grubu var. Rolls-Royce'u satın aldı. Mini'si var. Mini'yi de tamamen elektrikliye çevirecek. O da aynı Mercedes'in Smart'ı gibi. Ford'un var. Lüks bir modeli var Lincoln diye. İşte Daimler-Benz, Mercedes, Smart. Şimdi bunların arasına, bakın 14 tane şirket bu. Bunların arasında bir şekil daha vardı. Onun çözünürlüğü olmadığı için şöyle uzatmıştım. Tesla. Şimdi bunların hepsi dünya devi ve 100 yıllık firmalar bunlar en azından. İşte bir tek Çin'dekiler biraz yeni. Tesla bunların arasında en çok şeysi olan, piyasa değeri olan marka haline nasıl geldi? Çünkü eğer siz bir açık alan bulmuşsanız, eğer insanların güvenini kazanırsanız, Ford 100 yıllık firma ama onun bile ondan daha değerli bir marka haline geldi. İnşallah bizim markamız da önümüzdeki yıllarda buralarda yer alabilir. Aslında Çin firmaları daha fazla da bir tanesini koyduk. Çin ilk başta bundan yaklaşık 10 sene önce Amerika 4 milyon civarında, 3-4 milyon arası, işte Almanya öyle 5 milyon civarında otomobil imal ederken o da 4-5 milyon arasındaydı Çin. Şimdi 20 milyon otomobil imal ediyor Çin. 4 katı diğer ülkelerin, düşünün yani o kadar dev haline geldi. Birçok markaları var. Bu markalardan çok daha değerli, çok daha fazla araç yapabilen. Dikkat ederseniz burada fiyatın çok kaliteli, çok pahalı Maserati gibi veya mesela şey gibi markaları var spor otomobillerde. Estetik yönden çok kuvvetlidir Ferrari gibi. Şimdi onun için orası seçildi. Bence o bir yanlış seçim değildi. Yani Pininfarina denen şirket çok iyi tasarım yapan bir şirket. Ama biz bunu yeni modelleri kendimiz geliştirmeliyiz. Evet, benim şimdi soru bölümüne geçmek istiyorum. Çünkü biraz da ben öğrencilerden çok iyi şeyler öğreniyorum. Bizim öğrenciler çok meraklı makine mühendisliğinde. Sizde de herhalde makine mühendisliğinde olan var mı? Bir kişi var. Daha önce konferansa gelen var mı? Bundan önceki 3 konferansa gelen oldu mu benim anlattıklarıma? Yok. Hepiniz gençsiniz. Hep değişiyor. Evet. Biraz hızlı gittim galiba ben. Çok fazla laf salatası yapmadan daha size şeyi anlatayım, özü anlatayım diye hızlı gittim. Sorularınız varsa lütfen soruları sorun. Evet. İlk kaldıran sendin. Hangi okuldasın? Adın? Furkan Özkan, Bilgi Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisi, son sınıf. Evet. Ben Vestel'in Çinli bir şirketle akü batarya için ortaklık yapıp bir çalışmalara başladığını duymuştum yaklaşık bir yıl kadar önce. Evet. Onun TOG'la bir ilgisi var mı? Hani sonuçta Vestel de TOG'un bir parçası. Şimdi zaten biliyorsunuz 5 tane şirket bu. Bir tanesi Vestel. Eğer o aküyü yaparsa ondan alacaklardır. Ben de onu duydum ama daha kesimi anlaşma yapıldı mı, imalata geçecekler yani? Mi bilmiyorum efendim. Bağımsız mı yani ondan? Tabii o bağımsız. O ayrı bir şirket. Vestel yapıp buraya satabilir. Zaten ileride belki bu şirketlerin de, bu 5 şirketin zaten biraz değişiklik oldu. Çünkü Karsan grubu ayrılmak istiyor anladığım, duyduğum kadarıyla. O ayrılırsa zaten halka açık bir şirket olacak. Belki bazı diğer büyük gruplar alabilir. Nasıl işte mesela diyelim ki şeyde, Tesla'da Mercedes'in hissesi var, Toyota'nın hissesi var. Yani böyle bir yapı dünyada böyle çok uluslu şirketlerde farklı ortaklarda olabiliyor. Belki zaman içinde başka büyük dünya devine satacaklar ama tabii bu Türk markası olduğu için yabancılara çoğunluğun verilmemesi yönünde bir karar mutlaka alınacaktır. Evet. Sinem Bayır, Türk Alman Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şunu sormak istiyordum. Geçenlerde bir internet sitesinde okudum. Bana pek mantıklı gelmedi ama tabii sizden duymak daha doğru olur. İçten yanmalı motorların kullanımında oluşan karbon ayak izinin bu elektrikli taşıtların üretiminde oluşan karbon ayak izinden daha az olduğuna dair bir şey okudum. Hı. Böyle bir şey olabilir mi? Üretirken olan emisyon daha mı çok olur harcanandan? Teşekkür ederim. Evet.
Şimdi elektrik enerjisini elde ettiğiniz yere bağlı. Mesela termik santralden elde ediyorsanız, kömürde çok kötü bir kömürse, şehir merkezine yakınsa şehri de etkileyecektir. Ama zaten hedeflenen ileride güneş enerjisinden elde edilen veya rüzgar enerjisinden elde edilen enerjiyle o akülerin doldurulması hedefleniyor. O biraz tamamen böyle buna karşı olanların gizli gizli yazılarla bu işe mani olmaz. Hatta ben birçok yerde ben de okudum onları. Daha fazla kirletiyor gibi şeyler laf var. Ama bunlar yanlış. Çünkü en azından o termik santraller şehir merkezinde değil, dışarıda. Orayı da kirletiyor. Aslında olmaması lazım. Biliyorsunuz bizde de filtre takılması için bir belli süreç vardı, verilmişti. Onu Cumhurbaşkanlığı kararıyla o erteleme durduruldu. Ve şimdi bütün termik santraller filtre takacaklar. Aslında çeşitlendirilmesi lazım bu tür enerji kaynaklarının. Biz de maalesef doğalgaza çok fazla yönelmişiz. Onun için doğalgazdan da zaten bacalardan azot oksit çıkıyor. Aynı dizel motorlarda olduğu gibi azot oksit emisyonu da çevreye çok büyük zarar veriyor. İşlenmeli motorlu benzinli aracın ki daha az zarar veriyor. Çünkü katalitik konvertörde onları hidrokarbonu veya karbon monoksiti yakabiliyorsunuz ama azot oksitleri yok etmesi son derece zor. Onun için doğalgaz şeylerinden de santrallerinden de azot oksit çok çıkıyor. Bu da iklim değişikliklerine çok fazla yol açıyor. Evet. Ahmet Fatih Çelik, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Teşekkür ederim hocam. Hocam bizim aracımız, Türkiye'nin aracı hangi özelliklere sahip olursa bu piyasada yarışabilir? Ya çünkü biz Tesla birkaç gün önce 100 milyar dolar değere ulaştığını açıkladı. Ve otomatik pilotta giden araçları da şu anda yollarda kullanılıyor, müşterileri var. Ve bilgileri katlanarak devam ediyor. Evet. Bizim araçlarımız hangi özelliklere, mesela fiyat mı olabilir düşüklüğü? Dışarıya onlarla yarışabilir veya sadece iç pazar bizim aracımıza yeter mi? Teşekkür ederim. İç pazar tek başına yetmez. Bir kere dış pazarda mutlaka olması lazım. Dış pazarında olabilmesi için kalite çok önemli. Zaten iç pazar için de kalite çok önemli. Yani şimdi millet eskiden ithalat yasaktı. Herkes almak zorundaydı. Yani bundan 1975'lerde düşünün, yeni otomobiller yapıldı. Otomobiller hiç güzel değildi ama herkes kullanıyordu o zaman. Çünkü ithalat yasaktı. Zaten isteseniz de getiremezdiniz. Sonra Özal döneminde gümrük kapıları açıldı. Her türlü araç gelmeye başlayınca insanlar daha çok ithal araç almaya başladılar. O yüzden kalitenin yükselmesini sağladı bu. Şimdi bizde zaten bir yarış olacak. Onun için yurt dışındaki bir marka da gelip burada satabilecek. Yerli markamızın çok iyi olması lazım. Fiyatının da düşük olması lazım tabii ki başlarda. Zaten devlet desteği olduğu için zaten düşük fiyata mal edebilirler. Ama hangi modeli ihtiyaç? Mesela küçük modellere de bence ileride çok büyük iş olacak. Şimdiki bu seçilen model, mesela birçok kişi böyle büyük bir araç almak ister. Zengin aileler. Demek ki orada bir pazarda boşluk buldukları için öyle bir modeli seçtiler ama ileride daha farklı modeller de çıkarılabilir. Zaten hedefleri de öyle açıklıyorlar. Tabii bir tek otomobille değil bu. Traktörde, kamyonda, otobüste çok önemli. Otobüste de ben şeyleri söylemedim. İki şirkette çok iyi çalışmalar yapıyor. Karsan'la Temsan'ın da elektrikli otobüsü var. İleride bunlar da daha hiçbir belediye fazla sayıda sipariş vermedi ama herhalde önümüzdeki yıllarda bu imalatta artacak ve şehir içinde elektrikli otomobilleri görebileceğiz. Evet, başka sorusu olan? Evet. Hoş geldiniz. Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliğinden ben Sert Acacer. Yüksek lisans 1. sınıf öğrencisiyim. Ben şunu soracaktım. Günümüzde dövizinde böyle devam ettiğini öngörürsek eğer yükselecek gibi duruyor biraz daha ekonomiyi de takip edince. Maliyetler en büyük engellerden birisi. Türkiye'de satılabilme olasılıklarından bahsetmenizi isteyecektim. Türkiye'de satılabilmesi için şimdi bazıları var. Ne kadar biraz pahalı bile olsa Türk malı diye almak isteyen bir %10-20 civarında bir Türkiye sevdalısı var. Ama bazıları da maalesef bu Türk malı, biz buna güvenemeyiz, yok ille de Avrupa malı alalım diye. Bu da Osmanlı'dan gelen bir hastalık bizde maalesef. Yerli malı iyi değil, Avrupalı mı iyi olur diye. Aslında bunu çok rahat kırmamız lazım. Çünkü
Dikkat edin, Türkiye'de yapılan Ford, Fiat otomobilleri düşünün. En iyi kaliteliler Türkiye'de yapılıyor. Fabrikalar çünkü sınıflıyor şeyler, bu büyük firmalar. Türkiye'deki fabrikaların en kaliteli ürün yaptığını söylüyorlar. Hatta buna Toyota'da dahil, işte mesela şeyde Kia'nın fabrikası da dahil, pardon, Hyundai'nin fabrikası da dahil. Türkiye'deki işçilik son derece iyi. Bizim kendimize güvenmemiz lazım. Kendi markamız diye mesela Güney Kore, dikkat edin, Güney Kore'de ithal marka araç pek bulunmaz. İki sebebi var. Bir, halkı milliyetçi, kendi ürününü alır. Bir de devletten korkusundan alır. Vergi uzmanları ithal Mercedes veya diyelim ki BMW veya neyse bir pahalı Amerikan arabası alanın hemen bütün hesaplarını kontrol eder. Bir sürü vergi cezaları çıkar. Onun için ithal araç alan bir şirket pek öyle fazla uzun süre barınamaz. Birkaç araba alır. Ancak özel şahıslar belki çok az sayıda alır. Özel kişilerin de vergilerini kontrol ediyorlar. Bizde de herhalde ileride bu sistemler devreye girerse zaten özel şirketler zaten yerli araç almak için destek veriyorlar. Hüküm şeyler, valilikler falan. Önceki Fluence yapılmıştı biliyorsunuz Renault'un. Epey destek oldu ama yani diyelim ki 500 tane satıldı ancak. Ama o araç çok eski bir şeydi. Teknolojisi eskiydi. Onun için Türkiye'de de tutulmadı, dünyada da tutulmadı. Ve onu Renault başka bir firmaya verdi. Güney Kore şirketi o modeli yapıyor. Evet, başka soran, sorusu olan? Evet. Ben Özkan. Biraz konu dışına ama Henry Ford'a British Petroleum'un işte benzin kullan yönünde bir baskısı olduğunu okumuştum. Ne okumuştun? Benzin kullan. Hani normalde kendi yaptığı araç biyoyakıtla, işte biyodizelle de çalışabiliyor. Etilenle galiba. Ama bunların baskısıyla şu anki aslında benzinli motorlarda, arabalarda hani siz daha iyi bilirsiniz. O biyoyakıtlarla çalışabiliyor. Belki biraz verim farklıdır. Evet. O zaman ilk yapıldığında bir baskı oluştu. İşte zorla benzin kullandırdığını okumuştum. British Petroleum'un. Peki zorla değil de yani şimdi aslında biyoyakıtlar kullanılabilir. Yine kullanılıyor. Brezilya'da çok daha fazla kullanım alanı var. Şimdi biyoyakıtların bazı dezavantajları var. Bir kere zaten yağ, bu işte ayçiçek yağı, bir diğer bir sürü kanola yağı, bunlar yeterli değil. Mesela Türkiye'de bu yağ yeterli değil. Onun için siz eğer tarımda kullanılan yemeklik yağ yapılabilecek ürünleri siz eğer otomotiv sanayine verirseniz bu sefer orada açık çıkıyor. Ve motor içinde çok verimli değil bu tür yağ şeyler. Petrol ürünleri daha uygun. Verimi biraz daha düşük çünkü %5 kadar verimde de düşüklüğe yol açıyor ve motorda arızalara falan yol açtığı için biyoyakıtlara Türkiye'de %5 civarında müsaade edildi. Hatta şeyde Bandırma'da bir fabrikası bile var. Ekrem Pakdemirli vardı rahmetli. Çok iyi bir makine mühendisiydi ANAP döneminin bakanı. O efendim oğlu bakan şimdi evet. O mesela Bandırma'da, hatta ben gittim gördüm. Hatta meşhur bir futbolcu var, Tanju. O da Bursa'da öyle bir şey kurdu. Biyoyakıt tesisi. Oraya da gidip görmüştüm bu biyoyakıtlarla ilgili çalışmada. Aslında geçici çözümler bunlar. Yani içten yanmalı motorun bence terk edilmesi lazım dünyadan. Çünkü hem ısınmalara yol açıyor bakın. Bir kere şey etkisinden başka, sera etkisinden başka. Bir de şimdi siz şehir içinde zaten binaları dikiyorsunuz. Yeşil alanlar kalmıyor. Her taraf beton. Güneş geldiği zaman bir de içten yanmalı motorlar çalışıyor. Düşünün orada ne kadar, kaç bin ton akaryakıt yakılıyor. Ne kadar ısınıyor ortam. Ondan sonra ne oluyor? Dışarıda rüzgarlar, fırtınalar bilmem bir anda iklim değişiklikleriyle ani yağışlara yol açıyor veya yangınlara yol açıyor, işte Avustralya'nın durumu. Onun için bence içten yanmalı motorun kullanılması zaten büyük hataydı dünyada. Bir an önce bunun terk edilmesi lazım. İnşallah 2050'lerden sonra zaten Almanya yasaklıyor. Almanya bence çok da iyi bir iş yapıyor. Hatta erkene çekti, 2050 dedi. Şimdi bazı markalar, bazı ülkeler daha da erken çıkacaklar. 2030'da terk edecek birçok şirket var. Dizel motor zaten terk ediliyor hızlı bir şekilde. Başka sorusu olan var mı? Evet. Çağatay Şahin, Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Şey soracaktım, şimdi 2022'nin son çeyreğinde fabrikayla işte seri üretimin bitmesi, yani aracın çıkması planlanıyor. Sizce elektrik tesisleriyle beraber, yani benzinliklerin yerine işte elektrik şarj istasyonları kurulması planlanıyor. Yetişebilir mi? Ve işte sonuçta elektrik tesisleri de bir petrol gibi bir maliyet sonuçta. Onun yani da
Hani fiyatlandırmasının nasıl olmasını bekliyorsunuz şarj istasyonlarının? Şimdi şarj istasyonları aslında Türkiye'de tabii otomobili olmayanlar bilmiyor. Ben daha önce işte bir sene önce sattığım elektrikli otomobili. Otomobil sayısının yaklaşık yarısı kadar. Yani her iki otomobile bir şarj istasyonu düşüyor. O kadar çok var. Şimdi bunun yazılımı var. Bakıyorsunuz işte Ankara, İstanbul arasında kaç tane, İstanbul'da kaç tane var. Bakıyorsunuz bir sürü duvar. Yani önemli olan otomobil sayısını artırıp onlara iş gelebilmesi. Ama biraz önce Bülent Bey ile konuştuk. Bazı ülkeler çok vergi koyarak, bunu zamanla Türkiye'de de konacaktır o vergi, yani kaldırabileceği kadar vergi, ama en kolayı evde şarj etmek. Çünkü evdeki elektrik fiyatlarını çok artıramıyor hükümetler, çünkü halka verilen bir elektrik. Aynı bu tüp gazlarda da oldu daha önce LPG'ye geçişte. Meşhur bir Recep Birgit vardı, bilirsiniz. Türk müziği sanatçısı, çok değerli bir insandı. 1975'lerde onun bir otomobili vardı. Fiat 131, daha Murat 124 çıkıyor Türkiye'de o dönemde. Bu Fiat 131 almış, tüp gazlı ve evinde şey vardı, tüp gazı ters çeviriyordu. Bir tane likit pompası var, onu aracına dolduruyordu. İki tüpü kendi aracına doldurup işte kaç kilometre gidiyorsa, 5 kilometre, 500 kilometreye yakın gidiyordu. Hatta tam köprünün üzerinden geçerken bir gün Ercüment Berker'in evinde bir Türk müziği konferansı hazırlıyoruz. İnci Çayırlı'yla Recep Birgit solist. Onların provasını yaptık. Akşam saat 1'e kadar falan kaldık. Boğaz Köprüsü daha o zamanlar çok trafiği az. Bu söylediğim 1979 yılları falan. Bu dedi ki, bak dedi, ben anlatıyor, sen mühendissin diyor. Bak benimki diyor tüp gazla çalışıyor, biliyor musun falan. Ha, tamam dedim. Sonra hemen köprünün üzerinden geçerken, bak şimdi dedi, benzine geçiyorum dedi. Çevirdi benzine şeysini. Araba stop etti, durdu, köprünün üzerinde kaldık. Gece saat 1-1.30. Hemen ben indim, arka kapağı açtım falan, biri gelip arkadan bindirmesin diye. Bu uğraştı uğraştı, tekrar LPG'ye döndü, çalıştı. Bir kere böyle zorlukları da var. Evde eğer siz bunu şarj ederseniz çok daha ucuz. Ben evde şarj ediyordum ama bu yıllarda daha herhalde epey sürer o. Bedava şarj istasyonları var. Mesela bu şey var, Vestel tanıtım için şeyde, Zorlu PSM var ya, Zincirlikuyu'daki, orada bedava. Renault bedava veriyor. Zaten Tesla hep bedava veriyor sattığı pahalı arabalara. Model 3 haricindeki, o ucuz biraz, 35 bin dolar. Eski sattığı araçlara bedava elektrik, hiç para alınmıyor. Renault'da ben bedava dolduruyordum. Evde de zaten doldursanız 15 lira falan. Yani düşünün, bir depo benzini siz 200'e doldururken bu 15 liraya mal oluyor. Ama zamanla biraz artış olabilir ama hiçbir zaman benzin kadar olmaz. Onun için rahatlıkla almayı hedefleyip planlarınızı ona göre yapabilirsiniz. İnşallah hepiniz de ileride elektrikli otomobil sahibi olacaksınız. Evet. İbrahim Arslantaş, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Tesla en son bir Cybertruck diye fütüristik tasarıma sahip bir araç çıkardı. Öncelikle onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu merak ediyorum. İkincisi de onun için bir bilmiyorum, PR diye ortaya sunuldu, işte taş atıyor, cam kırılıyor falan. Sizce TOGG'un da daha evrensel bir, nasıl diyeyim, tanıtılması için bir PR çalışması yapılmalı mı? Bunlar sorular. Şimdi tabii o çelik bilyeler attılar, kırıldı cam. Yani bunun bence reklam için olması biraz zor. Yani bilmiyorum, belki onu reklamcılar daha iyi bilir ama böyle abuk subuk şeyler herkesin ilgisini çekmek için belki uygun bir metod ama yani bence biraz orada bir imalat hatası var ama adam o kadar şey ki, yani şeytan tüyü mü var denir, ne denir, adam ne yapsa reklam oluyor. Düşünün yani, başkası yapsa reklam olmaz o. Onu bilmem reklam oldu dediler ama araç da son derece ilkel bir araç yani. O yaptıkları aracın kıvrımları bilmem neleri hiç yok yani, şey gibi, at arabası gibi bir şey o. Kamyonet ama ileride onu değiştirirler ama şeysi çok iyi. Şu biraz önce tırı gösterdim ya, elektrikli tır çekicisi. O mesela şeyde güzel. Ön tasarımına rüzgar direnci bakımından falan iyi ayarlamışlar. Alanını azaltmışlar. Şeyinki de Mercedes'le Ford'unki de öyle çok iyi. Zaten tırlar, özellikle tıra neden girdiklerini söyleyeyim. Amerika'da tır şoförleri biraz şeydir böyle. İş geçerler, kötü araç kullanırlar, vaktinde işi götürmezler, sevk etmezler. Amerika'da çok büyük bir ülke, doğusundan batısına gidenler. O yüzden
elektrikli tırların daha iyi iş yapacağını düşündüler. Çünkü 15 bin dolar şoföre maaş vereceğimize biz bunu insansız araçlı ve daha iyi vaktinde götürüyor hem de kazasız götürüyor diye bu şekilde düşündüler. Herhalde dünyada bu otomobiller kadar hızlı şekilde yayılacak diye tahmin ediyorum. Ama Türkiye'de çok işsizlik var, bir sürü şoför var. Onun için en geç Türkiye'de yayılır herhalde. Elektrikli tırlar. Evet, başka sorusu olan? Evet. Kim önce kaldırdı? Evet. Mansur Bakır, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisiyim. İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Evet. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Öğrencisiyim. Ben şeyi soracağım hocam. Şimdi mesela bu araç yeni yapılıyor. Sonuçta bunun bir de bir yan sanayisi olacak. Bunun bir de bakım ihtiyacı olacak. Evet. Yani normal şu anki araçlara nazaran hem yan sanayisi olsun hem de bakım değerinden olsun daha fazla bir maliyet gerektirebilir mi acaba? Şimdi elektrikli otomobillerin bir kere bakım gideri çok çok ucuz. Ben kendi işte 3 sene kullandım. Şöyle anlatayım size. Bir dizel motorun bir otomobilde dizel motorluysa servise gittiği zaman bunun yaklaşık maliyeti bir servise girip çıkması 2000 lira. Benimki ben 200 liraya çıkıyorum. Ben itiraz ettim. Niye 200 lira falan? Adam duydu dedi ki siz dedi nasıl bir araba sizinki dedi. Ben dedi 2000 lira veriyor itiraz edemiyorum. İşte şunlar şunlar değiştirmişler. Benimkini aküyü değiştirmişler. Yani ışıkları çalıştıran akü var ya aracı hareket ettiren değil. Bunun aslında 3 yılda bir değişmesi gerekiyormuş. Ama işlemli motorda marşa bastığınız zaman çok aküden enerji çekildiği için kısa ömürlü oluyor. Ben onu 3 sene kullandım. Değiştirmeyin dedim. Değiştirmediler. Sonra iptal ettiler, taktılar. Bir sene daha kullandım. 4 oldu, 5 oldu hala eskimedi. Ben öyle sattım onu. Düşünün şimdi elektrik motorunun bir arızası yok. Çünkü şeysi yok, kolektörsüz bir motor bu, asenkron motor. Ayrıca başka nesi var? Otomatik vitesi yok zaten. Otomatik vitesler problem çıkarır. Otomatik vitesi de yok. Frekans ayarıyla siz hızı değiştirebiliyorsunuz. Sonra başka ne var? Aküde. Bir tek problem aküde. Akünün de zaten 7 yıl garantisini veriyor şirketler. Şimdi onu herhalde 8 yıla çıkaranlar var. 10 yıla çıktığı zaman zaten bir aracın ömrü 10 yıl. 10 yıl kullandıktan sonra siz bir şey demeden bir tek işte tekerlekler, fren sistemi en çok arıza, balatalar aşınıyor. Bunda da balata da aşınmıyor. Çünkü fren yaparken motor freniyle zaten siz hiç frene ayağınızı basmadan, yani frenden çektiğiniz zaman, gazdan ayağınızı çektiğiniz zaman frenleme yapıyor. Ayarına bağlı. Mesela DMA dediğim araçta çok fazla aşırı frenleme vardı. Onu ayarla değiştirebiliyorlar. Benimkinde ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman frenlemeye başlıyor. Biraz frene dokunduğunuz zaman başka bir şey devreye girerek jeneratör olarak çalışıp aynı motor enerjiyi geri depoluyordu. Daha fazla basarsanız mekanik fren devreye giriyor. Çok az girdiği için balata da aşınmıyor. Yani 7 sene gidiyor balatası düşünün yani iyi kullanırsanız eğer. Ama çok ani frenleme yaparsanız şeyde 1 yılda balata aşındırırsanız burada 2 yılda 3 yılda eskiyor. Onun için bakım gideri çok az ama dediğiniz gibi çok yan sanayiciye çok iş çıkıyor. Şöyle çıkıyor. Bir kere parçaları imal eden şirketler var. Her bir şirket 100-150 tane şirketten parça alıyor. Bir kere bunların bir de zaman içinde değişimi var. Çünkü işte fren kısımları değişiyor, ampuller değişiyor, ışıklar kırılabiliyor, kazalar da değişiyor, tamponlar çiziliyor. Oldukça bir tek fabrikada çalışan elemanlar değil, onun belki 5 katı, 10 katı insana istihdam sağlıyor. O bakımdan otomotiv sanayi zaten dünyada önemli bir gelir getirici bir şey. Bizde de daha önce tekstil bir numarayken yaklaşık bir herhalde 7 seneyi buldu. Otomotiv en çok ihracat getiren, en çok Türkiye'ye para kazandıran sektör şu anda. Evet. Sende mi sıra? Hı. Evet. Abdülkadir, ben İstanbul Tıp 3. sınıf. Ya az önce dediğinize değinecektim. Yani Türkiye'nin ihracatında otomobil önemli bir yer kaplıyor ve çoğu da Avrupa'ya. O yüzden bir marka yaratmak güzel. Yani artı değeri olacak illaki bize. Fakat şu anki otomotiv sektörünün geleceğini nasıl görüyorsunuz mesela? Çünkü cidden büyük bir ekonomi Türkiye'de ve istihdamı da gerçekten azımsanamayacak kadar evet. Çok yani. Bunu soracaktım. Şimdi bir kere Avrupalılar neden alıyor, niye biz Avrupa'ya daha çok ürün satıyoruz? Çünkü Fiat markası İtalya, o alıp başka yere satıyor. Kendisi alıyor da
kendisine gitmiş görünüyor. Halbuki Brezilya'ya gönderiyor mesela veya diğer başka bir ülkelere gönderiyor. İşte Renault Fransa'ya alıyor görünüyor. O da başka ülkelere satıyor aldığı malları. Onun için bizim Avrupa ihracımız fazla görünüyor. O bu güzel bir şey. Çünkü Avrupa çok istikrarlı bir piyasadır. Mesela siz Orta Doğu ülkesine güvenirsiniz. Orta Doğu'ya diyelim ki 500 tane araç satarsınız. Ertesi sene orada bir bazı olaylar olur. Bilmem ne olur. Politik değişiklikler olur. Ve hiç satamazsınız. Ama Avrupa oturmuş bir piyasa olduğu için Avrupa'ya mal satmak her zaman mümkün. Ve Avrupa kaliteli ürünü de bilen, alan bir insan. Yani Türk markası diye almamazlık da yapmaz. Mesela İran'da Türk malları bir numara. Yani biz bu aşağılık duygusundan kurtulup kendi mallarımızın iyi olduğuna güvenelim, inanalım. Mesela İranlılar kendi mallarını hiç sevmezler. Türk markaları çok iyi diye Türk malı alır birçok İranlı. Diğer Türk cumhuriyetlerinde, yani Asya'daki Türk cumhuriyetlerinde, Orta Asya'da da Türk mallarına güven çoktur. O yüzden bizim ihracat imkanımızın da çok iyi olacağını ben tahmin ediyorum. Özellikle eğer 3-5 yıl içinde, 2 yıl içinde 2022'de bu pazar dolmazsa imal edilen aracın zaten hedef %10 mu? %30'lara 40'lara çıkıp ileride hatta 175 bin adet olarak hesaplanıyor, hedefleniyor şeyin kapasitesinin. %50 bile ihraç edebiliriz. Bu tabii tanıtıma ve kaliteye çok önemli bağlı. Evet. Yusuf İslamcı. Hangi Kocaeli Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Evet. Hocam Türkiye'de tanıtımı yapıldıktan sonra taksiciler odası falan 50 bin civarı ön sipariş vereceğiz gibisinden bir şey söyledi. Evet. Fiyat aralığı olarak hani kimlere hitap eder bu araç? Onu öğrenmek istedim. Görüşürüz. Şimdi bu çıkarılacak SUV denen model biraz pahalı bir model ama diğer markalarla mukayese ederseniz hepsi pahalı onların. Bence onlardan %20 çok aşağıda kalabilir fiyatımız bizim. Ama mesela takside kullanmak için bazı taksiler de var, SUV taksiler var görüyorum ben. Ama düz otomobiller, bu küçük hani ufak otomobili gösterdim ya, Mercedes'in Smart'ı gibi veya BMW'nin Mini'si gibi bir model de çok iyi satılabilir. Çünkü insansız hani bu dediğimiz bu sahibi olmayan araçlar var, otonom araçlar. Onlar daha uygun küçük araç olmaya ama büyük araç da üstlenirse kiralanabilir. Ama küçük araçlar daha yaygın olarak kullanılacaktır. Çünkü otopark problemi de yok. Daha ucuz olduğu için insanlar kiralayacak. Ama eğer bir önemli bir toplantıya gideceksiniz, tabii ki o zaman bilmem bu SUV aracı tuşlayıp daha fazla para ödeyerek onu kiralayıp toplantıya daha eskiden daha fazlaydı. Şimdi de Türkiye'de var o şey kompleks. Müteahhitler mesela Mercedes'e binerler. Niye işte zengin görünsünler diye. Adam parası yoktur geçinecek. Mercedes alır biner. Yani bu biraz bence toplumun geriliği. Gidin şeye Çek Cumhuriyeti'ne, bilmem İsveç'e, Norveç'e. Adam bisikletle gider, başbakan bisikletle gider, metro ile gider ve bu hiç utanç ve utanılacak bir şey değil, gurur duyulacak bir şey. Ve bizde de işte bir sürü Mercedes'ler, bilmem neler peş peşe gidiyor. Yani biz maalesef aslında çok hatalı, masraflı işler yapıyoruz. İnşallah ileride biraz daha toplum geliştikçe daha ekonomik şekilde. Mesela elektrikli bisiklet, ben bir öğrencilere yaptırdım, elektrikli bisikletim var. Hiç yokuşta her yerde ben yazın bisikletle gidip geliyorum okula. Elektrikli, aküsü var arkada. Yokuşlarda falan biraz yokuşludur bizim yol. Yani bütün insanlar bunu kullanıyor. Hem sağlıklı hem de ne park problemim var, ne masrafım var. Akşam takıyorum evde fişe doluyor. Yani sizler de buna yönlenirseniz çok daha rahat edersiniz hayatta. Evet, başka sorusu olan. Hocam üniversitelerde hala dizel motorlar anlatılıyor, içten yanmalı motorlar anlatıyor. Herhalde müfredatında yavaş yavaş değişmesi gerekiyor. Evet. Tabii değişecek mutlaka. Mesela motorlar dersi vardı bizde. Zorunlu bizde de. Motorlar dersinde ben dedim ki rektöre, o dönemin rektörüne, ben dedim bu motorlar dersini tamam vereyim ama ben elektrik motorlarını anlatırım. Yani içten yanmalı motorları çok kısa başlıklar halinde geçerim dedim. Çünkü motor demek, İşte yanmalı motor demek, termodinamik demek. Termodinamik aslında uygulaması olması açısından termodinamik biliyorsunuz mühendislikte önemli, makine mühendisliğinde çok önemli bir ders. Orada motorlarda uygulamasını yapıyorsunuz, işte çevrimleri anlatıyorsunuz filan. Ama bunların modası geçtikten sonra böyle şimdi ille de öğrencilere bunu öğreneceksin diye anlatmak bence yersiz.
Onun için motorlar dersini biz tamamen kaldırdık. Otomotiv mühendisliği diye bir ders koyduk. Orada da elektrikli otomobiller, aküler, işte elektrik motorları onları anlatıyoruz. Herhalde değişecek mutlaka. Zaten gereğine göre üniversiteler nasıl bir mühendis isteniyorsa piyasadan ona göre yetiştirmek zorunda. Eğer yoksa siz eski tabii 20 sene öncesinin konularını anlatırsanız mühendisleriniz işte bulamaz. Onun için birçok üniversite müfredatını değiştiriyor. Başka sorusu olan? Evet arkadaşlar çok teşekkürler. İnşallah güzel şeyler öğrendiniz. Çok genel bir şey anlattım fazla detaya girmeden ama siz inşallah ileride okullarınızı bitirdiğiniz zaman bu konular çok daha güncel hale gelecek. Eğer bu konulara biraz çalışırsanız iş bulma konusunda da size pazarlamacısından, reklamcısından, uluslararası ilişkilerden, mühendislerden, bir tek makine mühendisleri değil, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, bütün mühendislik gruplarına iş var. İnşallah ileride bu işten bir geri dönüm de olmaz, geri adım olmaz. Çünkü insanlar bilinçlendi. 1994'te söylediğim gibi işte elektrikli otomobili kim öldürdü diye film bile yapıldı. O General Motors'un yaptığı otomobili yok etti, kaldırdılar ortadan. 2006'da da bunun güzel bir film var. İnternette bedava var, izleyebilirsiniz. Ama öyle şeyler oluyor ki dünyada mesela Tesla kaza yapıyor diyor, yanıyor diyor Tesla diyor. Haberlerde vardır bir ay önce falan gördüm ben veya 2-3 hafta önce. Yani bu tür olayları böyle çok büyütüp onu mikroskopla milletin gözüne sokarak insanların elektrikli otomobillerden kaçmasına sebep olabilirler. Ama benzinli otomobilin patlama tehlikesi veya LPG'li kullanan bir otomobilin yanma tehlikesi ne kadarsa elektrikli otomobilin ki ondan fazla değil, çok daha düşük. Ama tabii aküden çok fazla akım çekilmesi durumunda tabii ki yanmalar, arızalar meydana gelebiliyor. İyi bir sigortalama sistemiyle de bunlar önleniyor. Çünkü devre akımı hemen keserek aracın yanması önleniyor. Evet, hepinize teşekkür ediyoruz. İyi tatiller diliyorum. Başarılar. Tam özellikle yarı yıl tatili olduğu için az demeyelim. Bu bence bu çok önemli böyle bir konferansta bu kadar sayı çok önemli. Eğer herhalde yarı yıl tatili olmasaydı çok daha fazla olacaktı. İnşallah otomobilimiz çıksın. Önümüzdeki yıllarda biraz daha bunları güncelleyerek daha detaylı bilgiler verir size. Hepinize başarılar diliyorum.